Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 5. sınıflar matematik dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla birlikteyiz. 1. soru. Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız. Evet, burada bana 8 ve 9 basamaklı sayılar verilmiş. Bu sayıların okunuşlarını yazmamı istiyor arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Bu şekilde sayının okunuşunu sordukları zaman arkadaşlar sayıları okunuşunu karıştırmamak için öncelikle yapmamız gereken bu sayıları sondan başlayarak bölüklerine ayırmak, daha sonra sayıyı okumak. Evet, bölüklerine ayırdım. En sondaki birler bölü, ortadaki binler bölü, en baştaki ise milyonlar bölüğüydi. Milyonlar bölüğünden başlıyorum. Buradaki milyonlar bölüğü olduğu için öncelikle buradaki sayım olan 36'yı yazıyorum. Hemen yazayım arkadaşlar. 36. 36'mı yazdıktan sonra bu bölümün ismi milyonlar bölüğü olduğu için yanına milyon kelimesini ekliyorum. 36 milyon. Devam ediyorum. Daha sonra ikinci bölüme geçtim. Burası da artık binler bölüğüydü. Sayımı okuyorum. 205. 205. Hemen yanına burasının bölüğün ismi binler bölüğü olduğu için bin kelimesini yazmayı unutmayın. 205 bin. Ve en son birler bölüğü 306'yı aynen yazıyorum. 306. İkinci soruya geçtik. Hemen yine bölüklerini ayırıyorum arkadaşlar. En baştan başlıyorum. 800 4. 804'ümü aynen yazdım. Bölümün ismi milyonlar bölüğü olduğu için milyon kelimesini ekliyorum. Milyon. Daha sonra 32 var. 32'yi yazdım. 32. 32'nin bölüğü binler olduğu için bin kelimesini ekliyorum. Ve en sonda 006 var. Yani 6 olarak yazdım. 804.032.006 cevabımız arkadaşlar. Hemen alt tarafındaki B bölümüyle devam ediyorum. Üst tarafı siliyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Evet, B bölümünde tam tersi bana okunuşunu vermiş. Rakamlara yazmamı istiyor. Hemen bakalım. 50 milyon. Evet. Bölüm milyonlar bölümünde ne varmış artık? 50 var. Hemen 50'mi yazdım. Daha sonra 205 bin. Evet, binler bölümünde kaç varmış? 205. 205'imi yazıyorum. Ve en son 48. Buraya dikkat edelim. Buradaki bölüm benim 3 basamaklı olması gerekiyor. Ancak 48 yazdığım zaman 2 basamaklı bir sayıdır. Onun için en başına 0 ekleyerek 3 basamağı tamamlıyorum. 48 olarak yazıyorum. 204 milyon. Hemen milyonlardan başladım. 204 yazdım milyonlar bölümü. Daha sonra 40 bin. Evet, binliğimde kaç var arkadaşlar? 40 var. Burada da dikkat etmem gereken 40 sayısı 2 basamaklıdır. Bunu 3 basamaklı çıkarma için başına 0 eklemeyi unutmuyorum. Ve en son 702. 702'mi aynen yazdım. İkinci soru. Adımlar arasındaki farkı sabit olan ve 1, 4, 7 şeklinde devam eden sayı örüntüsünü bularak örüntünün ilk 5 adımını uygun bir şekilde modelleyiniz diyor. Evet, burada hemen örüntümü önce sayılarla bir yazayım. 1, 4, 1, 4, 7 olarak vermiş. Kuralımız ne arkadaşlar? Farkı sabit. Yani buradaki aynı mantıkla artacak. 1'den 4'e 3 artmış. 4'den 7'ye aynı şekilde 3 artmış. Demek ki 3'erli artma var. 7'nin üzerine 3 ekliyorum. 10. 10'un üzerine 3 ekliyorum. 13. Bana şekil ile modelleyin dediği için biz buraya şekillerle örnek veriyorum. Bir üçgen
4 tane üçgen şeklinde istediğiniz şekilleri kullanarak bunu modelleyebilirsiniz. Üçüncü soru. Aşağıdaki işlemlerde şekiller yerine girecek rakamları bulunuz. Evet, burada toplama ve çıkarma işlemi verilmiş şekilleri bulalım. İşlemimiz toplama olduğu için toplama yapalım. 8, 5 daha 13. 13'ün 3'ü. Evet, buraya 3 yazdım. Hemen yerine 3'ü yazıyorum. 13'ün 3'ü elde var. 1. 7, 1 daha 8. 8'in üzerine ben kaç eklersem 4, yani 14 olur. Burası demek ki yıldızımız 6. 6, 7, 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 5, 1 daha 6. 6'ın üzerine kaç eklersem 0, yani 10 olur. Burası da 4'tür. 10'un 0'ı elde var. 1, 8, 4 daha 12. 1 de elde vardı. 13. İfademiz doğrudur. İkinci soruda çıkarma işlemi var. 4'ten buradaki sayımız çıkmış, 6 kalmış. 6 kaldığı için arkadaşlar burası 14'ten kaç çıkarsa 6 kalır. Burası 8'dir. 14'ten 8 çıktı, 6. Burada 10'luk aldığı için arkadaşlar burası normalde 0 olarak kalacak. 14'ten 8 çıktı, 6 burada kaldı. 0, 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gitti. Burası oldu 10. 10'dan 6 çıktı, 4. Buradan bir tane eksildi arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kaçtan 5 çıkarsa 6 kalır. Burası 11'dir arkadaşlar. Ancak 1 azaldığı için burası 2 olarak yazıyorum. 2'den 1 çıktı. Burada bir onluk verdiği için burada 1 kalır. 11'den 5 çıktı, 6 kaldı. Devam ediyorum. Burada da 7 kalmıştı arkadaşlar, yan tarafa verdiği için. 7'den kaç çıkarsa 3. Hemen ifademizi bir kontrol edelim. Buradaki sayımız arkadaşlar 8, 2, 1, 4 olarak ifade, yani 8214'ten 3568 sayısını çıkartalım. Yaptığımız işlemi kontrol edelim. 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten 8 çıktı, 6 burada kaldı, 0. 10'dan 6 çıktı, 4 burada kaldı, 1. 11'den 5 çıktı, 6 burada kaldı, 7. 7'den 3 çıktı, 4. Bakın sonucumuz doğru çıktı. Demek ki benim buradaki sayılarım karem 2, buradaki dairem 3, altıgenim 8 olarak buldum. Dördüncü soru. Aşağıda verilen kutular arasındaki işlemlere göre sonuçları bularak boş kutucuklara yazınız diyor. Evet. 7308'i 36'ya bölmem gerekiyor. Şurada hemen hızlıca bölelim. 7308'i 36'ya bölelim. 7'nin içinde yok, 73'ün içinde olsa da 2 kere var. Çarpıyorum. 72. Çıkartıyorum. 1. Yukarıdan 0 indirdim. 10. Buraya dikkat edelim. 10'un içinde olsa da olmadığı için 0 eklemeyi unutmuyorum. Tekrar yukarıdan 8 indiriyorum. 108 için olsa da 3 kere var. Çıkartıyorum. 108 ve 0 olarak buldum. Evet, sonucumuz 203. Yani buradaki kutum 203 buldum. Şimdiki ifadem çarpma. Demek ki ben 203 ile 15'i çarparak alttaki sonucumu bulacağım. 3 kere 5 15, elde var 1. 5 kere 0 0, elde 1 ekledim, 1. 2 kere 5, 10. 1 kere 3, 3. 1 kere 0, 0. 1 kere 2, 2. Ve topluyorum. 5, 4, 0, 3. Evet, cevabımız 3045. Evet, 5. soru. Burada bana 2020 yılı Türkiye ve Rusya'nın nüfuslarını vermiş arkadaşlar. Verilen bilgilere göre Türkiye ve Rusya'nın nüfus sayılarında bulunan 5 rakamının basamak değerleri aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? Öncelikle Türkiye'deki 5 rakamının bulunduğu basamağı bulalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. On binler olduğu için 5 rakamı var. 5 tane 10 bin, 50 bindir. Evet, Türkiye'nin 5 rakamı basamak değeri 50 bindir. Hemen bakalım. A şıkkı 50 bin doğru. B şıkkı 5000 yanlış. C şıkkı 5000 yanlış. D şıkkı 50.000 doğru. Rusya'ya geçelim arkadaşlar. Rusya'daki 5, dikkat ettiyseniz, milyonlar bölüğünde. 5 tane milyon, 5 milyon. Hemen 5 milyon ifadesine bakalım. Burası 500.000.
Cevabımız burası 5 milyon olduğu için D şıkkı doğrudur. 6. soru. Yukarıda bir toplama işlemine zihinden yapılışının adımları verilmiştir. Buna göre bu toplama işlemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Önce bakın. 60 ve 30 toplamış. Demek ki bu sayılar 60'lı ve 30'lu bir sayı. Daha sonra 3 ve 4'ü toplamış. Demek ki birler basamaklarını toplamış. Bu sayılardan birler basamağı 63 olabilir, diğeri 34 olabilir ya da bu birler basamaklarının yerleri de değişebilir arkadaşlar. 64 veya 33 de olabilir. Hangisi olabilir demiş. Daha sonra toplamış 97 olmuş. Evet bakın bu ikisinin de toplamı yine 97'dir. Hangisi olabilir diye sormuş. Şıklarda hangisi var? C şıkkı 63 ve 34 ifadesi doğrudur. 7. soru. Yukarıda bir sayı örüntüsünün ilk 3 adımı verilmiştir. Buna göre örüntünün 6. adımı hangisi olabilir diyor. Hemen bakalım örüntümüze. 985'ten 979'a azalmış, düşmüş. 985'ten 979'a düşmüş. Aralarındaki fark 6'dır arkadaşlar. Burada da yine 6'dır. Bana neyi soruyordu arkadaşlar? İlk 3 adımı verilmiş, 6. adımı. Burası ilk 3 adımı verilmiş. 973'ten 6 çıkartıyorum. 967. Burası benim 4. adımımdır. Daha sonra 5. adıma geçiyorum. 967'den 6 çıkartıyorum. 961. Ve son adım 6. adım. 961'den 6 çıkartıyorum. 955. Cevabımız C şıkkıdır. 8. Yukarıdaki verilen toplama işlemi binler basamağındaki rakamın sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Evet, öncelikle bu toplama işlemini yapmamız gerekiyor. Bunu yan yana veya alt alta istediğimiz gibi yapabilirsiniz. Şurada ben daha rahat anlayabilmeniz için 14.678'i 8.348 ile topluyorum. Toplayalım hemen. 8, 8, 16 elde var. 1, 7, 11, 12 elde var. 1, 6, 9, 10 elde var. 1, 8, 12, 13 elde var. 1, 2. Sonucumuz 23.026 çıktı. Evet. Binler basamağında kaç var arkadaşlar? Binler basamağında 3 var. Bu için bana sayı değerini soruyor. Sayı değerini sorduğu için 3. Eğer basamak değerini sorsaydı 3000 olacaktı. 9. soru. Birinci gün 4 kilometre yürüyüş yapan Elif, ikinci günden itibaren her gün bir önceki gün yürüdüğü mesafeden 3 kilometre daha fazla. Evet, burası önemli arkadaşlar. İkinci günden itibaren bir önceki yürüdüğü kadar yürüyor, 3 kilometre daha fazla yürüyor. O zaman şöyle yapalım. Birinci gün Elif 4 kilometre yürümüş. İkinci gün ise 4 kilometre 3 ekliyoruz. 7 kilometre yürümüştür. Üçüncü gün ise bir önceki 7 gün önceki gün 7 yürümüştü, 7 kilometre yürümüştü. 3 daha ekliyoruz. 10 kilometre yürümüştür bana. Üçüncü günün sonunda kaç kilometre yürür? Bana üçüncü günü sormuyor arkadaşlar. Üçüncü günün sonunda toplam kaç kilometre yürüdüğünü soruyor, toplamını soruyor. Sadece üçüncü günü sorsaydı 10'du. Ancak hepsinin toplamını sorduğu için 4, 7 ve 10 topluyoruz. Cevabımız 21. 10. soru. 63.205.489 sayısının 100 binler basamağı ile yüzler basamağındaki rakamların basamak değerleri sırasıyla hangisidir diyor. Evet bakalım. 100 binler basamağı. 100 binler basamağını bulalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. 100 binler basamağında kaç var? 2 var. Basamak değeri dediği için 2 tane 100 bin, 200 bin olarak verilmiştir. Evet, burada bakın 200 bin verilmiş. İkinci ifademiz neydi? Yüzler basamağı. Yüzler basamağında kaç var arkadaşlar? 4 var. 4'ün basamak değeri 400'dür. Cevabımız A şıkkı. 11. soru. Elif 5700 liralık buzdolabını 12 eşit taksitle ödeyecektir. Elif taksitlerin 5'ini ödediğine göre geri ödemesi gereken
Toplam kaç lira vardır? Evet, 5.700 lira. Aldığı buzdolabının ücreti 12 taksit dediği için 12'ye bölmem gerekiyor ki bir taksitini bulayım. Bölelim arkadaşlar. 57'nin içinde 12 4 kere var. Çarpıyorum. 48 çıkarttım 9 0 indirdim. 90'ın içinde 12 7 kere var arkadaşlar. 84 çıkarttım 6 kaldı. Yukarıdan ikinci son sıfırımı indiriyorum. 60 60'ın içinde 12 5 kere var. Çarptım 60 çıkarttım 0. Evet 475. Benim bir taksidim 475'tir arkadaşlar. Bana geri ödemesi gerekeni sorduğu için arkadaşlar 12 taksitti. 5'ini ödedim. 12'den 5'i çıkartıyorum. Benim 7 taksidim kalmış. Bir taksidim de 475 ise 475 ile ödemem gereken 7 taksidi çarparsam sonucumu bulurum. 5 kere 7 35 elde var. 3 7 kere 7 49 52 elde var 5 28 33 cevabımız 3.325. 12. soru. Bana bir bölme işlemi verilmiş. Bölmedeki kalanı soruyor. 689 bölü 23. 6'nın içinde 23 yok. 63'ün içinde 20, 68'in içinde 23. 2 kere var arkadaşlar. 6, 46 çıkartıyorum. 2, 22 kaldı. 22, 23'ten küçük olduğu için yukarıdaki 9'u indirdim. 229'un içinde 23. 9 kere var. 3 kere 9, 27. Elde var. 2, 18. 20 çıkartıyorum arkadaşlar. 2, 2 ve 0. Cevabımız 22. 13. soru. Bana çeşitli ifadeler verilmiş. Buna göre eşitlerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım. 3400 çarpı 1000 eşittir 340 bin. Evet, burada 100 ile kısa yoldan çarparken buradaki ifademi aynen yazıyorum. 300, 3400'ü yazdım. Yanına 2 tane sıfır ekledim. Toplam 4 tane sıfır olacak arkadaşlar. Doğrudur. 2'ye baktık. 14.000 bölü 100. Bir sayı 100'e bölmek demek. 2 tane sıfırı iki taraftan da atmak demektir. Geriye 140 kaldı. 12 çarpı 100. Evet 12'yi aynen yazdım. 100'ün sıfırdan ekledim. Doğrudur. 500 çarpı 500 bölü 100. Evet gitti. Burası 5 olması gerekiyor. Evet baktığımız zaman arkadaşlar 1, 2 ve 3 numaralı ifadelerin doğru olduğunu görebilirsiniz. Bundan dolayı cevabımız A seçeneğidir. 14. 491 çarpı 23 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Evet bunu mutlaka alt alta çarpma işlemi yazarak yapabilirsiniz. Yan yana çarpmakta çünkü zorlanabilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Çarpmamızı yapalım. 491 çarpı 23. 3 kere 1, 3. 3 kere 9, 27. Elde var 2, 12, 14. Hemen aynı işlemi 2 ile de yapıyorum. 2 kere 1, 2. 2 kere 9, 18. Elde var 1. 2 kere 4, 8. 9. Topluyorum. 3, 7, 2 daha 9. 8, 4 daha 12. Elde var 1, 9, 10, 11. 11.293 cevabımız D seçeneği. 15. Aşağıdaki abaküste her bir bölme sırası ile bir basamağı göstermektedir. Abaküste gösterilen sayının okunuşu 240 milyon. Evet 240 milyon. Milyonlar basamağı 240'muş. Öncelikle o zaman şurası benim milyonlar bölüğümdür. 302 bin. Evet binler bölüğü 302 olacak arkadaşlar. Şurası da binler bölüğü olacak. 302. Geriye 103 kaldı. Burası da birler bölüğü. Hemen ifadelerimi yerleştirelim. 240 milyon. 240 milyon olduğu için hemen sayımı yazalım. 2, 4, 0, 240 milyonumu yazdım. 302 bin. Buraya da 302 yazıyorum. 103. Birler bölüğü de 103. Hemen bakıyorum. Kaç adet boncuk eklenmedi? Burasının 2 olması için bir tane burada ihtiyacım var. Burası 4 doğru. Burası 0 doğru. Milyonlar bölüğünü tamamladık.
Geçtik binler bölüğüne. Burasının 3 olması için bir tane de buradan lazım bana arkadaşlar. Burası 0 doğrudur. Burası 2. Bir tane de buradan lazım. Bir tane de ekliyorum. Geldik birler bölüğüne. 1, 0, 3. Burası da doğrudur. Bana toplam 3 tane daha abaküste boncuk lazımdır. 16. soru. Yukarıda Buğra'nın zihinden yaptığı bir işlem verilmiş. Bu işlem bize soruyor. Evet bakalım. 500 ile 300 toplamış. Daha sonra 70 ile 20'yi toplamış. Daha sonra 6 ile 3 toplamış. Baktığınız zaman arkadaşlar. Önce yüzükleri toplamış. Bu sayı ne demek ki? Birinci sayı yüzüğü 5. Diğeri de yüzüğü 3. Daha sonra 70 ve 20'yi toplamış. Bunların onlar basamağı 7 ve 2. Daha sonra birlikler 6 ve 3. Sayılarımız bunlardır arkadaşlar. 576 ve 323 bu sayının toplanışıdır.